Evet, Ankara'dan bir izleyicimiz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam hocam. Buyurun efendim, dinliyorum. Bir sorum vardı hocam benim. Evet. Annem 70 yaş üstü. Annem çok hastalanıyor. Hastaneye götürüyoruz ama ilaçlarını içmiyor hocam. Bir daha götürmek zorunda kalıyoruz. Bir de dinlemiyor. Biz ne yapmalıyız bunun için? Doğru. Benim annem de Allah şifa versin, şu Amin anda hocam. 87 yaşında. O da doktora gitmeyi hiç sevmiyor. Aman beni ne olur oğlum diyor. Seni de dinlerler diyor. Beni götürmeyin doktora diyor. Anne diyorum daha zor olacak. Sen daha 3 gün sonra böyle yatarsan daha sıkıntılı olacak diyorum. Olsun diyor. Ben diyor böyle idare ederim diyor. Halbuki daha sonra işte ne bileyim bağırsakları kilitleniyor. Tansiyon fırlıyor. İşte safra kesesi şişmiş oluyor. Bilmem ne bir sürü şey var. Onları düşünmüyor. Zor geliyor. Siz de şey soruyorsunuz herhalde. İnat ediyor. Ben ne yapayım yani? Şimdi vermesem. Gitmiyor hocam. Tek başına evde biz ambulans falan çağırmak için komşuları çağırıyoruz. Uzak tutuyoruz. Ha, İçin. buna rağmen gitmiyor. Evet. Gitmek istemiyor. Siz de zor durumda kalıyorsunuz. Peki bir ara verelim. Sizinle devam ederiz inşallah. Annem de dinliyor. Anneme de cevap olur inşallah. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz efendim. Evet, telefondaki kardeşimiz bekliyordu. Selamun aleyküm. Aleykümselam hocam. Epey beklettik seni bakalım. Evet. Evet ama inşallah söylemediklerim vardı. Ben sözü kesmiştim. Seni dinleyelim tekrar. Buyur. Dediğim gibi annem 70 yaşında, tek başına yaşıyor. Okuması yazması da yok. Burası çağıramıyor. Bak duruyor, biz de Sincan'dayız. Ama annem hani rahatsızlandığı zaman biz koşmak zorunda kalıyoruz. Biz 4 kızız, 2 de oğlan, 6 kardeşiz. Bu senedir de babam vefat etti. Tek başına duruyoruz. Kimseye de gelmiyor. Niye gitmiyor? İlaçlarını kullanmıyor hocam. Evet. Bütün bunlarda ne yapmamız lazım? Şimdi ben de aynı bocalamayı yaşıyorum. Yani anneme zorla mı hastaneye götüreyim, zorla mı tedavi ettireyim? Çocuk gibi, bebek gibi işte anlamıyor. Götüreyim mi diyeyim yoksa son sözü annem mi söylesin? Onu razı etmek lazım. Burada nasıl denge kuracağız? Burada zorla, ağlatarak, bağırtarak götürmek yanlıştır. Yaşlıları bak. Yaşlıların takatı bir nefesliktir. Yetmiyor gücü. Sana sadece diyor ki götürme beni diyor. Bu kadar söyleyebiliyor. Yok götüreceğim şöyle şöyle bir sürü laf söylüyorsun. Onu razı ettiğin gibi götürüyorsun. Ha, sana demiş ki götürme beni. Bu kadar gücü yetiyor. Hasta bu kadar gücü yetiyor. İçirme onu bana kız. Dokunuyor. Öyle olmaz bir sürü laf söylüyorsun. Zorla içiriyorsun. Şimdi bu mu doğru? Yoksa anacığım sen nasıl istersen öyle yapalım. Hayat onun, can onun, memnun olması lazım. Şimdi Resul Evet hocam. Efendimiz bir şey daha söyleyeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başından geçti bu olay. Bak şimdi. Bütün hasta bakıcılarına bir ölçü veriyorum. Annem de dahil. Evlatları da dahil, kardeşlerime, torunlarına da söylüyorum. Bak şimdi, ölçü ne? Kafamıza göre hareket etmeyelim. Madem Peygamberimiz örnek bize. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hastalandı. Ağır bir hastalığı var. Ateşli hastalığı var. Hali yok konuşmaya. Konuşma hali yok. Bazen işaretle gösteriyor ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir acı ilaç getirdiler. Zehir gibi bir ilaç. Ve Resulullah Efendimiz'e dediler ki bu çok şifalı. Bunu içeceksin. Peygamberimiz istemedi. İşaretle içirmeyin bana dedi. Bana içirmeyin dedi. Peygamber Efendimiz bu ısrarına rağmen, içirmeyin demesine rağmen onlar zorla Peygamber Efendimiz'in ağzını açtılar. Sallallahu aleyhi ve sellem ilacı içirdiler. Orada bulunan 6-7 kişi ilacı içirdi. Aradan zaman geçti. Resulullah Efendimiz iyileşti. Kendine geldi. Dedi ki o gün bana o ilacı içiren kimdi? Şunlar gelsinler bakalım. Topladı onları. O zehir gibi ilacı. Ben size bana içirmeyin demedim mi dedi. Hepsine zorla içirdi. Zorla içirdi. Buradan şunu anlıyoruz. Zorla yapmayın. Çünkü
zorla ilaç da verseniz olmaz. Hocam kendine mi bırakacağız her şeyi? Yani elimi kesmeyin diyor. Kesilmiş zaten mesela. İğne vurmayın diyor. Vurmayacağız mı? İkna ederek, sevdirerek, hastaya kızmayarak, üzmeyerek yapabiliyorsan yap. Yapamıyorsan başka bir alternatif bulacaksın. Onu istemiyor. Ben bunu istemiyorum diyor. Başka bir şey bulayım. Başka bir çözümü var mı diye arayacaksın sevgili kardeşim. İlla bu olmaz. Ya doktor bir ilaç vermiş. Çocuğa sürüyorsun. Çocuk affedersin. Ne denir o? Hani böyle kene gibi ineklere, sığırlara yapışır da biz ona cızık tuttu derdik küçükken. Ve o inek, sığır deli divane gibi dağlara vururdu kendini, kaçardı. O sinek ısırdığı zaman. Cızık tuttu derdik. Enteresan bir şey olur. Çocuğa sürüyorsun, çocuk cızık tuttuğu gibi kaçıyor. Yanıyor. Kavruluyor. E doktor verdi. Ya bunu verdi ama dokunuyor. Bunu değiştir doktorum diyeceksin ya. Mideme dokunuyor bu. Bunu değiştir. Doktor bilmez ki senin midene ne kadar dokunur. Seni ne kadar sinirlendirir bilmez. Alternatif üretmeye çalışacağız. Biraz çerçeve çizdim herhalde. Herkes kendine düşeni alsın diyorum. Size de cevap olduysa teşekkür ediyorum. Sorunuz sebebiyle birçok şeyi anlatmış olduk. Allah-u Teala hastalarımıza şifa ihsan eylesin inşallah. Derdi veren Allah dermanı verir. Her şeyin devası var, çaresi var. Allah-u Teala tüm hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Evet efendim, Konya'dan bir telefon var diyorlar, arkadaşlar yazdılar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Konya'ya selam olsun, buyurun. Aleyküm selam. Hocam ya, ben 15 sene oldu hacıya yazılalı, çıkmadı hacım. Dinimizi eksik mi yaşıyorum da ondan çıkmadı diye merak ediyorum. Bir de bir beyimle ümreye gidelim artık, hacımız çıkmayacak biz. Ama beyim hem çok yalan söylüyor hem çok küfür ediyor. Soluksuz küfür ediyor. Her lafı küfürle, her lafı küfürle. Ne yapabilirim? Birincisi, haccın çıkmaması günahla alakası yok. Bu iş bilemediğimiz birçok hikmeti var, nasibi var. Ama siz yolunda oldunuz ya, siz yazıldınız, evet, beklediniz, oraya efendim aşkla, heyecanla gitmek istiyorsunuz. Bundan dolayı inşallah gidemeseniz bile, çünkü velillahi alennâzi hiccül beyti men istetâ ileyhi sebîlâ. Oraya gidemese bile güç yetiren gider diyor Allah-u Teala. Gücüm yetmedi ya Rabbi diye mazeretiniz var, sevabı alırsınız inşallah. Mutlaka sevabını alırsınız ama gitmek için yine uğraşın. Eşinizin küfretmesi çok abes, ayıp bir şey tabii. İnsan yani böyle yetişmiş bir insan ağzına pis laf alır mı? Kötü söz söyler mi? Çirkin, yazık, çok yazık, çok ayıp ediyor ama umreye gidin. Ne olur umreye gidin. Çünkü orada bakın tevbe ettiğini göreceksiniz. Pişman olduğunu göreceksiniz. Gözyaşı döktüğünü göreceksiniz. Umre ve hac insanı böyle eritir. O kibrini, gururunu, enaniyetini, kendi benliğini, küfrünü eritir. O yüzden umreyi tavsiye ederim. Bir an önce varsa fırsatınız umreye gidin sevgili kardeşim. Çok da yalan söylüyor. Çok i̇şte aşırı o, yalan. O orada o günahlarında şöyle tam böyle Kabe'de baktın böyle kendinden geçmiş, tevbe edecek bir pozisyonda onu gördüğün zaman kulağına fısılda. De ki şu küfürden ve yalandan artık vazgeç de. Tam orada 12'den vurmuş olursun, son noktayı koyarsın. Bakarsın böyle gelir melek gibi yumuşacık bir adam olur. Sana da i̇nşallah. Etrafına da fayda verir inşallah. Cenab-ı Hak hayırlı kapılar açsın. Başka soru var mı? 53-54 senelik evliyiz artık yani, bıktırdı beni, usandırdı, yıldırdı. Yani şöyle 54 senedir emniyet kemerini bağlamışsın, yine bağlamaya devam et. Şimdi bundan vazgeçeyim, bunu boşayayım, bilmem ne, çoluk çocuk, torunlar. Çok düşünüyorum. O zor anacığım, düzeltirsen ona da faydası var. Kendisine de faydası var, size de faydası var. Bak yolları var, yollar var. Umre ve hac bunlardan biridir. İnşallah götürün onu, zorlayın. Yani o da ikna olsun. Gitmem gerekir artık desin. Ayıp benim için desin. Gitmeyi oradaki istiyor ama istiyorsa yine de bırakmıyor hiç elinden bir ya, şey. Olsun olsun. Sen gitmeyi istiyorsa o senin için bir nimet. Aman geciktirme. Ben de kendim gideyim diyorum. Öyle de olmuyor. Yok yok yok. Bırakma bırakma. Beraber gidin. Bak evet, ne güzel hikmetler göreceksin orada. Çünkü İnşallah. Cenab-ı Hak İnşallah.
Duyufurrahman olacak. Allah'ın misafiri olacak orada. Cenab-ı Hak onların gönlüne neler koyar inşallah. Allah'a emanet ol. Sağlık, afiyet diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.